Öncelikle sizleri tanıyalım. Merhaba, ismim Burak Arar. Derya Silah'ta yurt dışı satış pazarlama sorumlusu olarak görev yapmaktayım. Saha Expo Fuarı'nda her sene olduğu gibi bugün de buradayız. Yer aldık. Kullanıcılarımıza yeni ürünlerimizi tanıtmak için buradayız. Sizlerin de ayağına sağlık. Bizleri ziyaret ettiniz. Teşekkürler. Derya Silah olarak Saha Expo'da nasıl bir konumlandırma yaşıyorsunuz? Evet, Saha Expo'da bu sene daha fazla bir katılım söz konusu. Çünkü geçmiş yıllarda pandemiyle alakalı getirilen bazı endişelerden sebep katılım sayısı birazcık daha düşüktü. Ama bu sene gördüğüm kadarıyla ilk gün olmasına rağmen katılımcı sayısına bakıyorum oldukça fazla. Ve şu an mesela sivil kişiler açık olmamasına rağmen bakın kolu kuvvet personellerimiz mesela polis memurlarımız ürünlerimize yoğun ilgiyle şu an bakıyorlar, inceliyorlar ve biz bunlardan çok memnunuz. Çünkü biz ürünlerimizin birçoğunu tabii ki sivil kullanıcılarımıza spor olarak bu ürünlerle ilgilenen kişileri de tabii ki yapıyoruz ama kolluk kuvveti mensuplarımıza hizmet etme durumumuz bizi çok memnun ediyor. Çok seviniyoruz. Kendileri bakın şu an inceliyorlar. Gurur duyucu bir şey. Daha iyilerini yapmaya çalışacağız kendilerine. Derya Silah'ın savunma sanayi özelinde herhangi bir yatırım projeleri mevcut mu yerli anlamda? Yurt dışı pazarında nasıl bir konumdasınız? Şöyle, gelecek planlarımız veya projeleriniz var mı? 2018 yılında %100 yerli sermaye ile kurulmuş firmamız bugünlere inanın sızav tüfeğiyle başlamış olmasına rağmen giderek gelişerek kendini daha iyi yerlere getirmeye çalışıyor. Şu an 16 bin metrekarelik fabrikamız haricinde Konya merkezde 30 bin metrekarelik bir fabrikamız daha bitti. Bunun haricinde Amerika'daki şirketimizi, Florida'daki şirketimizi de artık faaliyete soktuk. Ayrıca 85 ayrı ülkeyle zaten ihracat yapıyoruz. Daha önce yanlış hatırlamıyorsam evet 2020 ve 2021 yılında ihracatçı listesi arasında zaten en iyi firmalardan bir tanesi olarak ödüle layık görülmüştük. Yine hız kesmeden aynı şekilde devam edeceğiz. Türk silah sanayisine canik ve sarsılmaz büyük bir piyasada. Sizi onlardan farklı kılan özellikler ne? Hani yurt dışı özelinde de 85 ülkeye ihraç ediyorsunuz. ABD'de de belli alanlarda birincilikleriniz var. Bununla ilgili kısa bir açıklama mı? Yani Türk savunma sanayi günden güne gelişerek, kendini geliştirerek hız kesmeden devam ediyor. Evet, rakip firmalarımız ama rekabet verim artırır mantığıyla ilerliyoruz. Ve gurur duyuyoruz tüm firmalarımızın. Sonuçta her yaptığı ürün bu topraklar için. Bakıyorum zaten herkes artık günden güne farklı farklı başka platformlarda ağır silah sanayine yönelen firmalarımız olmaya başladı. Makineli tüfekler, 556'lar. Yani sadece artık tabancayla kalmıyoruz. Dünyadaki tüm savunma sanayi firmanın aslında bir nevi bu firmalarımız aracıyla rahatsız ediyoruz. Artık kimseye bir ihtiyacımızın hemen hemen neredeyse olmadığınızın kanıtı gibi bir şey bu. Bağımsızlığımızın simgelerinden bir tanesidir. Ben gurur duyuyorum açıkçası. Diğer firma aramızda da tatlı bir rekabetimiz var zaten kendileriyle aramızda. Rekabet verim artırır mantığıyla devam ediyoruz. Tüm savunma sanayindeki Türk firmalarımıza da başarılar diliyorum. Onların da işleri güçleri rast gelsin. Onların da fuarları çok iyi olur inşallah. Derya Silah olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve haricinde özel firmalara tedarik sağlıyor musunuz savunma bünyesi? 6136 sayılı kanun maddesinin müsaade ettiği sürece makine kimya üzerinden zaten şu an sivil kullanıcılarımıza ürünlerimizi satışa açtık DY9 modelimizde. DY9 modelimizde artık Moslu modelimiz de var. Yani Red Dot takılabilen bir modelimiz de var. Haricen çok yakın bir zamanda Melik diye bir ürünümüz de kullanıcılarımıza buluşturacağız. Çelik gövdeli bir ürünümüz. Ama yeterli gelmedi yakında ZE9 adlı bir 9 mm aslında tam otomatiği ve yarı otomatiği de bulunan ama mevzuatımızın müsaade ettiği derecede bakın 5.9 inçten 14.5 inçe kadar namluru var ama iç piyasada poligonlara Z9 ürünümüzle kullanıcılarımıza buluşturacağız. Poligonlara giden kullanıcılarımız da yarı otomatik tabancamız ile atış yapabilecekler. Yurt dışı ve yerli pazardan bahsettik. 86. ülkeyi söyleyebilir miyiz ve iç pazarda Derya Silah için durumlar nasıl diyebilirim? İnanın yurt dışı pazarımızda herhangi bir sorunumuz yok. Hız kesmeden devam ediyoruz ve yatırımlarımız da bu şekilde bu ülkelerin talepleri doğrultusunda ilerliyor. Ama yurt içinde biraz bizleri zorlayan konular var. Bazı yasak
konularıyla alakalı sorunlarımız var. Bunların inşallah zamanla çözüleceğini düşünüyorum. Çünkü geçmişte de bazı konularla alakalı sorunlarımız vardı. Yavaş yavaş aşılıyor. İnşallah bu 6136 sayılı kanun maddeleriyle de alakalı bazı değişiklikler, güncellemeler, revizyonlar yapılırsa sadece firmam adına değil, tüm diğer savunma sanayinde görev yapan firmalarımızın satışlarının artacağını, kullanıcılarımızın çok daha iyi ürünlerle artık karşılaşacağını düşünüyorum. Ve yasal yollardan silah elde edinmek isteyen kullanıcılarımızın, vatandaşlarımızın bu kanun maddeleri güncellenirse ve revize edilirse daha rahat ulaşabileceğini ve suç oranlarının gitgide düşeceğini düşünüyorum ben. Umarım bu konuyla alakalı da devlet büyüklerimiz, yetkililerimiz bu konulara eğilirler, kulak verirler umarım. Bu kadar savunma sanayinde yatırım olan firmalarımız için de öncülük ederler diye düşünüyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.